Şimdi özellikle Galatasaray'ın saha dışı bu Mali Genel Kurulu çok fazla konuşuldu ama saha içi de çok evet. konuşuluyor. İşte şu ana kadarki süreçte hem Avrupa Ligi'nde beklenmeyen puan kaybı, hem Kasımpaşa karşısındaki beraberlik 3-0'dan 3-3, sonra son maçın zar zor kazanılmış olması gibi kafaları karıştıran konular vardı. Evet. Okan Buruk Hoca da açıklamalarda bulundu. Fikstür konusunda söylediklerim şikayet gibi algılandı. Avrupa'da iki maç arasında 8 gün vardı. Tam ortasında 4. günde lig maçı oynansa daha iyi olur dedim. Onu dile getirdim. Fikstürden şikayet ediyor dendi. Şikayetçi oldu. Fenerbahçe'nin fikstürü de aynı. Manchester United maçından 3 gün sonra Bodrum maçı, sonraki maç 6 gün sonra. Beşiktaş, Başakşehir, Avrupa'da oynayan takımlarımız için düşünülebilir bunlar hep diyor Okan Hoca. Yani işte fikstürdeki durumu aslında işte Fenerbahçe'nin fikstürü de aynı. Manchester United maçından 3 gün sonra Bodrum maçı var. Sonra işte fikstür aynı şekilde devam ediyor en diyor. En kötü fikstür Beşiktaş'ta ya. Neyi konuşuyoruz biz? Fener'le Galatasaray. Önce şu fikstür oranla meselesini bir konuşalım. Sonra Okan Hoca'nın bu Kasımpaşa maçı ile ilgili söylediklerini ayrıca isteyeceğiz. Galatasaray'ın fikstürünü bir ekrana getirmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın fikstürünü gördükten sonra evet 11 numara. Onun üstüne Galatasaray'ın bu fikstüre nasıl hazırlandığını bir konuşalım. Sonra Kasımpaşa maçından itibaren hocanın düşüncelerini konuşalım. Galatasaray 19 Ekim'de Antalyaspor'la başlıyor bu zorlu döneme. Sonra 23 Ekim'de Elfsborg maçı var içeride. 28 Ekim'de Beşiktaş'la önemli maç bir üstü maç. İçeride 23 içeride 25 arada 5 gün var. 4 maç üst üste içeride. Oo. Yani bay ama işte Avrupa ile beraber. Avrupa ile beraber 4 maç. 7 ama Kasım'da abi, Galatasaray Samsun maçı da içeride ya. Arkası 7. Galatasaray Samsun maçı da 10 Kasım'da. O da içeride. Ama şöyle düşünsen ikinci yarıda handikapı olacak. Tabii hepsi evet. deplasman olacak. Ama şu an çok iyi. Şimdi Okan Hoca bu fikstür konusunu ben diyor yani 8 maçtan 4'ünde oynasak ne olurdu dedim. Yoksa fikstürden ya, şikayet etmiyorum. Ben o basın toplantısı yanlış hatırlamıyorsam oradaydım. Hoca ben bence şu evet yani bir fikstür genel bir fikstür eleştirisi değildi belki ama bence o an içinde doğru açıklama değildi bana kalırsa. Onu söylemem gerekiyor. Kesinlikle. Yani çünkü cumartesi, pazar yani ki Beşiktaş'la Fenerbahçe'ninkini de aynı gün sayısına tekabül ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya bunu konuşmaya yani gerek yoktu. Gerek yoktu. Bence de o gün için gerek yoktu. O maçın ardından doğru açıklama değildi bana kalırsa Okan Hoca'nın yaptığı. Ama hani genel bir fikstür eleştirisi de değildi. Vallahi Türkiye'de Okan Hoca'nın yaptığı her şey çok serbest bir şekilde gündeme getirilmiyor. Hakemi tehdit ediyor, ceza almıyor. Aldı ceza. Ne ceza saldı ya? İptal ettiler cezayı. Serdar Topraktepe rakip takım hocasıyla, takım futbolcuyla tartışıyor. İki maç ceza alıyor. Okan Buruk hakem tehdit ediyor. Hiçbir ceza yok. İstediği gibi konuşabiliyor Okan Buruk. Çünkü ben dediğim gibi olmuş, o tespit olmuş olabilir Murat. Yok, geçen yok, hafta yok. Ben öyle net bir şekilde... Ben hakikaten o Okan Hoca'nın orada... Bugünkü o TFF'nin o açıklamasına baktım yani cezanın kaldırıldığı. Resmen işte VAR'ın oraya müdahale etmeyeceği abuk subuk şeyler yazıyor. Görüntüden spor 75. madde spor talimatnamesinde diyor ki görüntüden ceza verilebilir ama VAR'ın uygulandığı maçlarda görüntüden ceza veremezsiniz diyor. Ne alakası var her şeyi ya, zaten varla... kontrol ediyor ve ceza veriyor anlamında. Yani şunu demek istiyor. Hakem o zaman orada cezayı kesmeliydi demek istiyordu. Yani hakem kesmediyse VAR'ın olduğu maçta biz niye bir daha uğraşalım'a getiriyoruz. Ama ya bu arada bence her türlü yani eğer bir orada hata varsa o madde yazabilir. Evet, dördüncü evet. hakem raporuna yazabilir. Yani bu kadar alenen göz göre göre bütün kameraların gösterdiği bir şeyden sonra ceza almıyor. Üstüne cezası iptal oluyor. Bence İbrahim Can Usmulo federasyon çıksın bir de özür dilesinler Okan Buruk'tan. Net olur, abi, daha net olur. Ayıp oluyor yani. Bu kadar değil yani. Türkiye'de Beşiktaşlı futbolcu o dönem futbolcu Caner Erkin için özel madde yazılıp 6 maç ceza verilmedi mi abi? 6 maç ceza verildi. Evet. Bunu kimse Türkiye'de konuşulmadı. Okan Buruk hakemi tehdit etti. Ceza almadı. Beşiktaş Kulübü yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'ye bir bitireyim abi. Tamam, Serdar Topraktepe 2 maç ceza aldı. Yani Okan Buruk'un dokunulmazlığı var abi Türkiye'de. Kimse Okan Buruk'u tartışmıyor. Kimse Okan Buruk'un kararlarına, fikirlerine, işte ne bileyim hakemi tehdit etmesine ses çıkartmıyor.
Ama bu Beşiktaşlı bir futbolcu olsun veya işte Beşiktaş Kulübü teknik direktörü olsun, yardımcı antrenör olsun, gözlemcisi görüyor, TFF'si görüyor, VAR'ı görüyor, herkes görüyor. Ama konu Okan Buruk olduğunda yok işte VAR'da bu tip bilmem ne 75 bent bilmem ne diyorlar, cezayı iptal ediyorlar. Dudak okumadan veremiyor işte, VAR öyle diyor işte. Ya tamam da gözlemcin yok mu orada senin, temsilcin yok mu, hepsinin yanında adam herkese gider yaptı. O maçın ardından Alanyaspor maçını kazanmasına rağmen yine hakemin üstüne gitti Okan Buruk. Bunları i̇şte, kimse konuşmuyor Türkiye'de. Zamanında Fatih Hoca'ya çok ceza verildi ya, belki o yüzden. Zamanında Fatih Hoca'ya verdik, Okan Hoca'ya bari. Yani Fatih Hoca olayına girmiş mi? Oramı çekme, burumu çek diyen adama ya ceza abi, vermediler. Yani. Fatih Hoca'dan bahsediyorsun. Ya Murat çok ezber o laf. Ama orada ezber öyle bir şey olmadı. Olan abi. Şeyler, olan şey... şeyler. Bak sizin için ezber olanlar Türkiye'de yaşanan durumlar ve Türkiye'de bu duruma hiç kimse ses bak, çıkartmıyor. Okan Hoca öyle, yani o sizin anladığınız gibi demişse bence kesinlikle ceza verilmedi evet, bu arada. Verilmedi tabii ki. Yani bizim anladığımız gibi, bizim anladığımız gibi konuşuyor. Ceza ortadan kaldırılıyor. Gerçekten i̇şte aslında çok enteresan ya. Güven olgusunu ortadan kaldırıyor. Yani çifte standart var. Birine işte 6 maç veriyorsun. VAR uygulanan maçta 6 maç veriyorsun. Birine VAR uygulandı diye, madde vardı diye hatırlatıyorsun. Varsa hepsini... Mesela Serdar Topraktepe 2 maç ceza aldı Beşiktaş Kulübü yardımcı antrenörü. Ne dedi mesela acaba? Yani... Diğer rakip takımın oyuncularıyla yedek kulübesi yaptığı diyalogdan dolayı. Fakat yani, gözlemci... Gözlemci raporunda. Rapor işte, Okan Buruk'ta bunlar görmüyor mu? Günay aldı aynı benzer bir şekilde Serkan Reçber'le tartışmasına. Ya oluyor zaman zaman herkese haksızlık mesela, da mesela Galatasaray Kulübü Başkanı diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu yazılı onay verdi diyor. Bu siteyle alakalı, sponsorlukla alakalı. Daha sonra diyor onayı iptal etti, biz de sponsorluğu çözdük. Bu onayı kim verdi? Mesela Türkiye'de bu tartışılmıyor. Bu onayı veren kişi hala görev alıyor mu veya ne bileyim neye dayanarak bu onayı verdi? Ama bu, onay vermezse yapamaz, sponsorluk ama, yapamaz. Ama peki niye iptal edildi o zaman bu süreç? Yani i̇şte, bu kadar kolay mı bu işler Fatih abi Türkiye'de? İşte sıkıntı da bu. Sayın Dursun Özbek de diyor ki ya bu onayı federasyon verdi. Federasyon vermese biz yapamazdık. Anladığım kadarıyla şunu söylemeye çalışıyor. Biz bir hata yaptık. Gözden kaçtı. TFF'nin gözünden kaçtı diyor. TFF de diyor ki bizim gözümüzden de kaçtı, yapacak bir şey yok. Olan... Dedikodu çıkınca iptal ettik. Bunu TFF ne kadar bakabilir bu işe abi? Sen kendi kulübün olarak kendin bakacaksın. TFF ben sponsor olarak resmi mi? Var mı vergi dairesi? Var. Var mı şeyi? Var. Ama işin arka planını Galatasaray araştırdı. Hayır Galatasaray... TFF'yle ne alakası var? Mesela bugün? Galatasaray Kulübü ikinci başkanı mıydı o? Yarısını aldık dedi. Niyazi Yelkencioğlu başkan. Galatasaray Kulübü ikinci başkanı. Son durum başkan ne? Yardımcısı. Parasını, yarısını aldık dedi. Galatasaray Kulübü başkanı para almadık dedi. Sayın Özbek bugün de aynı şeyi söyledi. Kimse araştırmıyor mu? Almadık. Yani hiç almadık. Para almadık. Almadık. Başkan. Yok resmi teklif evet. Geldi diyor. Başkan çıktı diyor. Benim oyuncuma resmi teklif geldi. Abi ne başkan para almadık diyor. Ama ikinci başkanı para aldık diyor. E şimdi bunu Türkiye'de kimse araştırmıyor mu? Veya gündeme getirilmiyor mu bu konular? Geliyor da işte Sayın Başkan dedi ki, konuşur, Sayın Özbek dedi ki biz dedi sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. Arkadaşlar da yazmış sağ olsun. Çok, o süreç hakikaten kötü yönetildi ya buna evet, çok kötü yönetildi ve yani kapatırken peki, de şunu söylüyorum o konuyla alakalı bak ciddi söylüyorum. Türkiye'de bir adalet sistemi kursunlar, hangi antrenör dışarıda bu takım çıkışlar yapıyorsa cezalandırılsın. Bak ben bunu üstüne basa basa söyleyeyim. Okan Hoca kadar yanda hakeme itiraz edip evet, de yok. Sarı kart. Sade en fazla aldığı sarı kart ya da uyarı alıyor. Ama yaptığı itirazları ben maç boyu görüyorum. Ya öyle böyle itirazlar değil. Eller, kollar yani bu kadar kimsenin önü açılmaması lazım Türkiye'de. Yani hakem bir disiplin uygulayacaksa bütün antrenörleri bu disiplini uygulasın. Ama Okan Hoca'nın sanki bir farkı var zaten, Türkiye'de. Yok ya laptop da koyulmasın Sercan Hamzoğlu. Tamam, tamam verdi cezayı zaten hemen geldi. Sarıyı verdi orada mesela. Yani Focuk, bir yerinden kalktı tak diye sarıyı verdi orada. Hiç affetmedi. Ama Okan Hoca her maç neler yapıyor, neler yapıyor abi? Ben böyle bir şey yapıyor görmedim yani. Bu kadar bir de yayıncı itiraz edip de seslenelim buradan. Yayıncı kurul Beşiktaş kulübü antrenörünü, Fenerbahçe kulübü antrenörünü net bir şekilde ekrana verirken Okan Buruk'u çok fazla ekrana vermiyor. Yani mikrofon takacaklar adama neredeyse. Bir kamerayı da Okan Buruk'a ayırın da en azından belki temsilciler görmüyor ya. Kamuoyu görsün Okan Buruk'un sağ kenarındaki hareketi. Sayın Okan Buruk'un yine açıklamaları var. Ona devam edelim. Kasımpaşa maçı çokça tartışılmıştı. 3-0'dan 3-3 olması. Oradaki kadro tercihleri. İşte özellikle maç sonundaki açıklamaları da hakeme yönelik, hakemin yönetimine yönelik açıklamaları da vardı. Bu konuyla ilgili Okan Buruk açıklamada bulunuyor. İşte Kasımpaşa maçı diyor. Bizim için özellikle konsantrasyon konusunda sorunlar yaşadığımız bir maç diyor. Arkadaşlar o bölümü getirebilirlerse hemen oradan devam edelim. Reklama kadar hiç değilse Okan Hoca ile ilgili bölümü bitirelim. Sonra reklam arasından sonra diğer takımlara geçeceğiz. Galatasaray dosyasını kapatmak istiyoruz.
Şimdi tabii burada bir de Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in özellikle başarılı olmak istiyorsanız 60'tan aşağı maç oynamazsınız ifadesi var. Ona da cevabı var. Okan Hoca diyor ki Kasımpaşa maçında rotasyon yapmamız gerekiyordu. Tüm yorgunluk testlerini yaptı. Çok net şekilde sakatlık riski taşıyan oyuncularım vardı. Bu maçta yapmam gerekiyordu diyor ve bunun için rotasyon yaptığından bahsediyor. Kazanan takım devam etsin deniyor ama çok önemli oyuncularımız var. Kasımpaşa maçından bahsederken Riga maçı da herkes oradaydı. Bugün Young Boys'la oynasak turu çok rahat geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde de kolay şekilde maç kaybediliyor. Maç kaybediyorlar diyor Okan Hoca. Ya ben hocaya şu konuda katılmıyorum. Evet, Kasımpaşa maçında biraz rotasyon oldu ama mesela Jelert sağ bek başladığı maçı sol açıkta tamamladı. Yani orada hocaya yönelik eleştiriler daha çok oyun içerisinde yaptığı değişikliklerle alakalıydı. Ki ben daha fazla zaten yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela stoper tandemi kötü mü? Ya orada radikal kararları daha çok alması gerektiğini düşünüyorum hocanın. Yani Metehan oynaması lazım. Abdülkerim veya Nelson kötü mü? Ya bu şekilde mesaj vermesi lazım. Bence hoca bazı zamanlarda bu radikal kararlarda sıkıntı yaşadı diye düşünüyorum. Yoksa hocaya kimse daha az rotasyon yap diye eleştirmiyor. Bence aksine daha çok rotasyon yapması yapmalı gerekiyor. Zaten takım içinde de bu konuda bir huzursuzluk var.